Selamun aleyküm değerli arıcı arkadaşlar. Bugün inşallah öncelikle hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün yarım çerçeve olan 3 katlı kovanımızın bu sezonki performansına bakacağız. Bence bütün arıcı arkadaşların aralığında olması gereken bir sistem, olmazsa olmazı. Hem ana arı üretiminde kendi amatörce, yani kendi aralığınızda ana arı üretiminde büyük bir katkı sağlıyor. Hem de hani kendinize özel bal yapımında kendiniz için özel bir oluşum. Dolayısıyla hem ana arının harcanması yönünden, yumurta atmasındaki harcanma yönünden gerekli. Çünkü normal bir kovanda ana arı daha fazla çerçeveye, yani tam bir çerçeveye yumurta atarken, bunda yarım çerçeveye attığı için hem ömrü daha uzun oluyor ve bal veriminde de daha fazla bir bal elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla hem gelişme yönünden de ilkbaharda daha bir iyi gelişme yapıyor, daha bir erken bal toplamaya başlıyor. Şimdi bugün işte inşallah bunun hangi seviyelerde olduğunu, hangi noktalarda olduğunu hep beraberce göreceğiz inşallah. Şimdi videomuzu fazla uzatmadan buna bir göz atalım. Şöyle bir ayar yapalım ona. Bismillah diyelim. Diyelim inşallah gözüküyordur. Bunda ilk bir bal sağımı yaptık. Hani bahar balını almıştım ondan, Uskat'tan. Sadece karakovan, iki tane karakovan vardı onda. Onları bırakmıştım. Bir tanesini de onu geçenlerde aldım ondan. Bakalım şimdi birikim yapabilmiş mi? Yani kestaneden bu yana yine yaptığı bir performans var. Onu bakacağız. Hatta bu balı da aldıktan sonra burada bir bal daha oluyor. İşte bu Temmuz, Ağustos ayında. Ağustos, Eylül, Ekim'e kadar falan. Bu arada da bir bal oluyor. İnşallah bu yılda olur da arı kendine de bir stok yapar. Arkadaşlar arıya gerekmediği takdirde duman pek vurmayalım. Eğer hırçınlık falan yaparsa zaten dumana gerek kalır. Diğer türlü vurmasak daha iyi olur. Bismillah. Evet, maşallah. Bu arı 3. katında. 2 katı kuluçkalık. Diğer bir katı da, bu üst katı da ballık olarak. Tabi alt katı da ballar var ama onlara dokunmayacağız. Sadece bu üst katta ne yaptıysa o bizim hakkımız. Öyle söyleyelim. Evet, maşallah. Bu üst katta ızgara var. Izgaralı bir sistem bu. Ben buna kraliçe arı da ürettim üzerine. Çok biliyorsunuz diğer bir adı Laz metodu olan ve ızgaralı ana arı üretme sistemi diyelim ona. Izgara üstünde ana arı üretme. Bakın yine şükürler olsun, gerekli balını toplamış. Evet, yani burada bal akımı daha henüz bitmedi, devam ediyor bu şekilde. Dolayısıyla arı şu anda halen daha stok yapmaya devam ediyor. Maşallah. Bakın buralarda yavaş yavaş toplamaya başladı. Evet, bunlar da
kestaneden herhalde depoladı. Çünkü renge bakarsak kestaneye benziyor. Kestane, ilhamur. Onlar burada. Evet. Yine aynı şekilde böyle devam etmiş. Ya bu ne oluyor? Bu kendinize çok özel bir bal oluyor. Yani diğer türlü büyük kovanda aynı neticeyi, aynı performansı alamıyoruz. Ben gerçekten bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Evet. İnşallah görüyorsunuzdur. Ya burada önemli olan yaptığınız işten keyif almaktır. İşin ticaret boyutu başka bir taraf. Elbette ki bugün aracılarımızın ciddi anlamda giderleri oluyor. Bunları karşılamak arıcılar için gerçekten zor. Ama neticesinde bundan keyif almak istiyorsak, ki bu işi biz daha çok hobi için bu şekilde yapıyoruz. İşin ticari boyutu başka bir boyut. Evet, böyle. Yani herkes aradan illa bugün başladım bugün anlayacağım diye bir şey yok. Arıcılık öyle bir şey ki, bir kitap düşünün ve sizin de okuma yazma bilmediğinizi düşünün. Ve o kitabın sadece siz resimlerine bakmakla yetinirsiniz. Yani sayfaları karıştırıp ama sadece resimlere bakıp o şekilde bir okuma yaparsınız. Yoksa onun altındaki açıklamaya, yazıyı okuma gibi bir durumunuz olmuyor. Ama arıcılık da buna benziyor. Bu bir kovan. Bunun bu çerçeveler, bu kovanın, yani bu kitabın sayfalarıdır. Bunları çevirdikçe okursunuz. İşte biz de bunlardan neyi okuyoruz? İşte arıcı, işte bu arının neye ihtiyacı olduğunu, balı oldu mu olmadı mı, yani sağım kıvamına geldi mi gelmedi mi, bunlar bir okumadır. Bunlar acemi arıcı hemen illa alınacak diye bir şey yok. Ama söylediğim gibi, ilerleyen günlerde nasıl ki okuma yazmayı öğreniyorsak, insan arı ile de ilişkisini sürdürdükçe onu daha iyi anlıyor, daha iyi okuyor ve dolayısıyla arının ne istediğini biliyorsunuz ve arıları da öldürüp zayi etmiyoruz. Dolayısıyla acemi arıcıların maşallah hiç acele etmemelerini bu hususta, sabretmelerini, sabırla araştırmalarını, her bilgiyi değerlendirmelerini önemli rica ediyorum. İşte bakın arkadaşlar, bu da maşallah kara kovanımız. Bunda hiçbir etkimiz olmamıştır. Hadi tamamıyla kendisi yapmıştır. İşte bunu size kimse parayla vermez. Parayla ölçülecek bir değeri yok. Ama kendiniz yaptığınız zaman bunu şifa niyetine, ilaç niyetine yiyebiliyorsunuz. İşte bakın, full bir şekilde arı çalışmış. Çalışmaya da devam ediyor. Evet. İmkanı olan herkes bu arıcılığı yapmasını isterim. Bunun alt kat, hemen diğer bir alt katı kuluçkalık zaten. Onu zaten hiç karıştırmaya gerek yok. Bize önemli olan burada ne yaptığıdır önemli olan. İnşallah darısı diğer aracı arkadaşların başına, evet maşallah demeyi de iman etmeyelim. Arımız çok güzel bir çalışma yapmış. Arılarım benim karnıyül
melezi. Sağ olsun amcaoğlu Almanya'dan getirmişti bunun kraliçelerini. Allah razı olsun. Dolayısıyla biz de Almanya'ya buradan hem selam gönderiyoruz hem de kraliçeler gönderdim. İki tane de yaptıklarımızdan dolayı. Bakalım onların da inşallah performansı iyi olur. O da amcaoğlu da inşallah orada onlardan bol verim alır. Dolayısıyla böyle bu şekilde paslaşıyoruz. Evet, arkadaşlar başka bir videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın inşallah.